Yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Bugün sizlerle birlikte oyuncak avına gidiyoruz. Sizleri ilk önce her zaman gittiğim ikinci el dükkanına götüreceğim. Birisi Goodwill, diğeri Ranch Store. Daha sonra sizlerle birlikte önce Walmart'a gidiyoruz, sonra Target'a. Ve daha sonrasında bir iki dükkana daha uğrayacağız. Belki GameStop. Bakalım neler bulacağız arkadaşlar. İkinci el dükkanlarında genelde bayağı bir şansım oluyor. Çünkü insanlar eski Star Wars oyuncaklarını veya eski oyuncakları oraya getiriyor ve fiyatlar bayağı makul oluyor ikinci el olduğu için. Bunun dışında inşallah Walmart veya Target'te şansımız olur. Güç bizimle olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar, durağımız Goodwill'deyiz. Goodwill'deki reyon birazcık ufak, oyuncak reyonu. Ama bazen güzel şeyler buluyorum burada. Star Wars ve Marvel veya Lego. Gördüğünüz gibi şu anda hep çocuk oyuncakları var. Böyle... Matchbox araba yolları veya Barbie evleri veya arabalar. Kutu oyunlar. Dediğim gibi şansınıza ne çıkarsa bazen güzel şeyler bulunuyor, bazen hiçbir şey bulamıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafta da kutu oyunlar var. Bunların arasında bazen güzel şeyler bulunuyor ama bugün Star Wars'tan veya Marvel'dan yana şansımız yok. Bu tarafta da oyuncak arayıcılar var. İkinci durağımız Walmart'tayız. Figür reyonundayız. Gördüğünüz gibi Jurassic Park figürleri. Bu tarafta yine Transformers figürleri var. Transformers figürlerinin birçok değişik türü var şu anda. Bunlar War of Cybertron figürleri. Aralarında bayağı güzeller var. Shiny Beast Wars. Bunlar da bildiğiniz gibi yaratıklar. Transformers dönüşebilen yaratıklar. Bu filmden alınma karakterler, Studio Series Sweep. Bunlar bayağı güzeller. Bu tarafa gidiyorum. Optimus, no, Starscream pardon. Şu taraflara baktım. Geçiyoruz. Burada G.I. Joe'lar var. Snake Eyes. Arkasında Storm Shadow var. Aşağı doğru iniyorum. Yine Snake Eyes. Bunlar değişik figürler. Yine Storm Shadow, Snake Eyes. Tarafta Marvel figürleri var. Black Panther. Bir sürü Black Panther. Arkasında Iron Man var arkadaşlar. Invisible Iron Man. And, Captain Marvel. Black Panther. Yine Iron Man. Doctor Strange figürleri. Bunlar bayağı güzel. Detayları bayağı güzel. John Jameson'ın yüzünü çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Şimdi onu zoomlayacağım, onun için çıkartıyorum. Bakar mısınız yüzünün kalitesine? Böyle bir aynı. Aynı ürün. Aşağıda taraflarla bir şeyler yok. Bu tarafa geçiyorum, yine Batman figürleri. Marvel figürleri, Spider-Man, Captain America. Iron Man, DC Comics figürleri. Bakalım burada Batman. Bunun figürleri de bayağı güzel, detaylar bayağı güzel arkadaşlar. Burada ayrı Batman daha var. Wonder Woman. Bunun da kalitesi bayağı güzel. Yüzüne bakar mısınız? Çok güzel.
DC Comic figürleri. Yine yeni Batman. Yeni Batman'in figürleri de bayağı güzel. Catwoman ve Batman. Bir tarafta Godzilla ve King Kong figürleri var. Aşağı doğru iniyorum yine. Aşağıda Batman'in arabaları. Yine oyun setleri. Bunların da kalitesi bayağı güzel. Yeni olmalarına rağmen. Star Wars section'ı. Hala aynı wave, aynı seri. Princess Leia 50. yıl, Lucasfilm's 50. yıl figürü. Yüzü bayağı güzel ama vücudu çok ince arkadaşlar. Attack, Q9. En arkada şeflerin vazgeçilmezi Lando. Bu tarafta Mission Fleet figürleri var. Aşağı iniyorum yine Mission Fleet'in gemileri. Bu yeni. Tech ve ufak AT-RT Walker. Bayağı güzel. Boyası falan benim bayağı hoşuma gitti. Toy Story figürleri. Beşli paket. Bu tarafa doğru geçiyorum. Burada anime figürler var. My Hero Academia. Bunların da figürleri bayağı güzel. Hemen yanında Avatar figürleri var. Avatar'ı sever misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Benim favori çizgi filmlerinden bir tanesi. Son hava bükücü. Bu taraftaki raflar bayağı boş. Minecraft. Çocuklar ve insanlar arasında bayağı popüler. Onlar raflar bayağı boş. Mario Bros. Figürleri. Bunlar da bayağı güzel. Mario Bros'un arabalarını çıkarmış. Onlar bayağı güzel arkadaşlar. Biraz sonra göreceğiz onları. Bu tarafa bakıyorum. Burada arabalar var, tırlar var. Yine Hot Wheels section'ına geldik. Hot Wheels arabaları bayağı güzel. Burada yine Batman'in Hot Wheels arabaları. DC Comics. Yine Wonder Woman. Superman. Sonic. Transformers. Bunlar da bayağı güzel filmlerden alınma. Batman'in bütün arabaları var arkadaşlar. Mario Bros. Mario Kart arabaları. Bunlar bayağı güzel. Aynı Mario Kart'taki arabaların aynısını yapmışlar. Bu tarafa doğru gidelim. Bakalım Lego bölümünde neler var arkadaşlar. Burada yine He-Man figürleri. Geçen sefer bıraktığımız aynı figürler. Yeni bir şey yok. Bakıyorum. Atılgan. Yine güreş figürleri, WWE, WWF. Bunlar da bayağı güzeller. İnce kaplumbağalar. İnce kaplumbağa setleri bayağı güzel. Benim favorilerimden bir tanesi. Bu tarafa bakıyoruz. Legolar. Legolar da yeni setler olması lazım. Burada Batman maskesi. Lego. Geçelim bakalım. Burada Eternals'ın gemisi. Bir gemisi daha var Eternals'ın. Bunun haricinde. Bu tarafa doğru gidiyorum. Bunlar çocuk legoları genelde. Bunları görmek isterseniz bir dahaki videolarda yavaş geçebilirim arkadaşlar. Pek bakmıyorum onlara. Burada Bad Batch'in gemisi var. Aşağı inelim. Yine Ahsoka ile Darth Maul seti. Burada X-Wing. Boba Fett'in yeni Jabba'nın Hot Palace'ı. Bunun yenisini çıkardılar. Artık babanın Palace'ı. Yaklaşık 100 dolar. Şerfette fiyatını görürsünüz. Etikete bakmayın. Yandaki etikete bakın. Bunlar yine Mandalorian'dan. Bu set bayağı güzel. Darth Vader'ın Meditation Chamber'ı. Darth Vader ve bir officer figürüyle geliyor. Onun da fiyatı 70 dolar. Bu Ahsoka'nın seti yine. Pop section'ına geçiyorum arkadaşlar. Pop section'ında yukarıdan size hepsini göstermeye çalışacağım. Walmart'taki pop section'ı bayağı karışık. Bunların arasında bir sürü karışık filmden şeyler var. Burada Fennec Shen var. Fennec Shen'e bakalım.
Bu Book of Boba Fett'in özel Fennec Shen'di. 480 Boba Fett, 481 Fennec Shen. Büyük, yine büyük puff figürleri. Bunların fiyatları $30 Walmart'ta. Genelde GameStop'ta ve Target'ta $40. Tarafa bakıyorum. Ne var ne yok. Burada Boba Fett. Boba Fett. Burada yenisi Walmart Exclusive Boba Fett'i. Maskesi, kaskı yok pardon arkadaşlar. Bu herifin pop figürleri Thor. Bu da yeni gelmiş. Bunu da geçen sefer görmemiştim. Pardon Thor. Baya güzel. Bakalım aşağılarda neler var. Ghostbusters. Ghostbusters izlediniz mi bilmiyorum. Ghostbusters da baya güzel. Yenisi. Büyük bir Ghostbusters feniyim bu arada. Baya severim. Oo burada büyük sıkıntımız var. Boba Fett ve Fennec Shen. Tron kutusu. Burada baya güzelmiş. Bakalım ne var başka. Bunlar yeni poplar arkadaşlar. Grammy. Yukarı bakalım. Bu da ilginçmiş. Bunlar yeni poplar. Rapperları yapmışlar arkadaşlar. Lil Wayne, Tupac. Ondan sonra Ice Cube. Basketbolcuları yapmışlar aynı zamanda. Rafaları geçiyorum. Burada neler var? Yine DC Comics. Yine Gremlinler. Kötü Gremlin. Wonder Woman. Bunun da yüz kalitesi baya güzel. Arkasında Harry Potter figürleri var. Bunların kalitesi baya güzel arkadaşlar. Genelde $20 civarında figürler. Geçiyorum. Star Trek, Batman, King Kong, Terminator, Ninja Kaplumbağalar, Alien, Saw figürleri var, müzik figürleri var. Bu tarafta büyük poplar var yine. Basketbol popları gördüğünüz gibi $30. Spider-Man'in yeni 10 inçlik popu, büyük popu. Bu da baya güzel. $30 için baya güzel bir figür. Bu tarafa geçiyorum. Ve yine anime figürleri. Stay Puft. Batman. Bu Batman baya güzel. Yüzükten çok güzel arkadaşlar. $100'da o Batman. Gremlins, Ninja Kaplumbağalar, Batman. Aa Captain America. Bu baya güzel. Bakar mısınız? $50 için. Gargoyles, bunu izlediniz mi bilmiyorum, bu da güzeldir. Kalitesi baya güzel. Üzerinde King Kong var, aşağıda. Bunlar yeni gelmiş. Flash Gordon. Arkasında... yeni mi var? Yeni, evet. Kaplumbağalar. Ve... Batman. Batman maskeleri var arkadaşlar. Bunlar da yeni gelmiş. Batman'in değişik maskelerini getirmişler. Arkadaşlar üçüncü durağımız Rent Store. Bu benim yaşadığım yerdeki ikinci el dükkanlarından bir tanesi. Baya güzel bir dükkan. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Elbise, ondan sonra ev eşyası, oyuncaklar. Aklınıza gelebilecek her şey var aslında. Kitaplar. Burası oyuncak reyonu. Burada genelde
açık figürleri koyuyorlar torbaların içine. $1-$2 civarında torbanın içinde artık ne bulursanız. Ben genelde Star Wars figürleri, açık Star Wars figürleri, Lego veya Puff figürleri buluyorum burada. Gördüğünüz gibi bir sürü Barbie'ler var. Arabalar. Yine bugün pek şansımız olmayacak gibi. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu taraf. Oh, burada Millennium Falcon var. Bu Hot Wheels Millennium Falcon arkadaşlar. Yanlarında yollarla geliyor. Taraflara geliyorum. Burası puzzle section'ı. Bir sürü puzzle var. Puzzle'ları sever misiniz bilmiyorum. Ben bazılarını biriktiriyorum. Star Wars görmediğim için geçtim. Bu tarafta yine bebek oyuncakları var. Çocuk oyuncakları. Burada kitaplar var. Bakıyorum. Kitaplarda bir şey yok. Ve burada stuff animal'lar var. Burası da bu kadar arkadaşlar. Bir dakika durağa geçiyoruz. Punch it, Chewie. Arkadaşlar dördüncü durağımız Target'teyiz. Lego bölümündeyiz Target'in. Gördüğünüz gibi Scout Trooper, Darth Vader kaskı, Prop Droid'i, yanında Baby Yoda, Grogu, Bad Batch'in gemisi, Boba Fett'in kaskı. Kasklar çok güzel. Yeni kasklar burada gördüğünüz gibi. X-Wing pilotu var. Mandalorian kaskı var ve Target'a özel olarak Darth Trooper kaskı getirmişler arkadaşlar. Işığı açıyorum. Darth Trooper'ın kaskı bayağı güzel. Sadece Target'ta bulunuyor. Fiyatı sanıyorum $70. Burada rafta yok ama bildiğim kadarıyla $70. Burada aşağıda eletler gelmiş. Eletlerin fiyatı $159. Target genelde indirim yapıyor ama Lego'larda pek indirim yapmıyorlar. Burada yine X-Wing ve Boba Fett'in gemisini görüyoruz. Aşağıda yine Ahsoka ve 501. Legion figürleri, Harry Potter figürleri. Harry Potter da bayağı ünlü bildiğiniz gibi. Aranızda sevenler vardır, ben de çok severim. Harry Potter'ın kitapları, bu kitap Lego setleri bayağı güzel. Aşağıda yine şatolar var. Şatolar da bayağı güzel. Hatta Harry Potter'ın büyük şatosu yaklaşık 900 ve 1000 dolar arasında gidiyor arkadaşlar. Minecraft setleri. Minecraft'ın bazı setleri de çok pahalı. Pek bir şeye benzemelerine rağmen. Batman setleri var burada yeni filmden. Bakıyoruz. Thanos'un eldiveni. Carnage. Yine Eternals'lar. Infinity ve Guardians of the Galaxy'nin gemisi, Infinity serisinden. Bu da bayağı güzel bir gemi. Yanında da Eternals'ın gemisi var. Şimdi figure section'a gidelim, bakalım bu tarafta neler var arkadaşlar. Target bayağı düzenli gördüğünüz gibi. Burası figure section'a. Bakalım neler var. Figür bölümünde yine Eternals. Eternals figürleri raftan ayrılmıyor. Her geldiğinde aynı figürler ve satılmıyorlar bildiğim, anladığım kadarıyla. Hep aynı figürleri görüyoruz. Bunlar yeni gelmiş. Doctor Strange. Bu da bayağı güzel. Yüz olarak ve kalite olarak. Burada da yine Marvel figürleri var arkadaşlar. Magneto. Human Torch. Burada Walmart'tan biraz daha değişik figürler var. Spider-Man. Bunu almıştım. Var bende. Bayağı güzel bir figür. Eski seriden alınma Hulk. Başka neler var? Yine Magneto. Magneto. Iceman. Anlıyorum. Bu Spider-Man, Droid Spider-Man yapmışlar bunu. Görmemiştim daha önceden. Spider-Man motosikletleri. DC Comics'in büyük figürleri. G.I. Joe. Cihazcılar burada aynı değil aslında. Baroness. Walmart'ta görmemiştik. Baroness var burada. Bayağı güzel.
taraflara yine Batman figürleri. Burada değişik, Walmart'tan daha değişik Batman figürleri var. Mesela bu Joker'i görmemiştim Walmart'ta. Joker bayağı güzel. Beast var o. Onu da görmemiştik. Bakalım burada ne var. Yine Batman, Batman, Flash. Batman, Bane. İki paket. Bunların oynanabilirliği o kadar güzel değil arkadaşlar. Sadece 5 point participation var. Sadece 5 yerleri oynuyor. Bakıyorum bu tarafa. Bu Batman güzelmiş. Bayağı kaliteli. Evet. Güzelmiş. Bakalım bu taraflar neler var. Transformers. Walmart'taki Transformers section'ı buraya göre daha iyiydi. Ama yine güzel Transformers'lar var. Bu tarafta. Sweep. Aynı. Yine Bumblebee. O da Beast Boy galiba. Burada Sunwave ve Bumblebee vardı. Yine wrestling figürleri var arkadaşlar. Şimdi gidip bir pop section'a bakalım. Burada da poplar var. 39.99. Büyükler için 39.99. Küçükler normalde 9 dolarla 12 dolar arası değişiyor. Burada pinler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 dolar. TLC'nin figürlerini yapmışlar. Rap grubu TLC'nin. Yine Mandalorian Cobb Paint'i yapmışlar. Cobb Paint'in maskesiz de var. Kasksız da var. Aynı Boba Fett gibi. Ama çok nadir buluyor. Sadece Target'a ait. Burada Bo-Katan'ın çantasını yapmışlar arkadaşlar. Bu tarafa bakalım, yine Star Wars section'a gidiyorum, bakalım Star Wars section'da ne var. Star Wars section'ı gördüğünüz gibi bu güreş figürleri yine aynı Walmart'taki gibi. Star Wars section'ı boş. Geçen sefer geldiğimizden beri pek bir şey gelmemiş görüldüğü kadarıyla. Sadece Lando'lar yine duruyor. Yine yukarıda da Lando'lar duruyor. Burada Baby Yoda figürleri gelmiş birkaç tane. Onun dışında yeni bir şey yok arkadaşlar burada. Aynı Grogu ve Boba Fett. Bakalım bu tarafta neler var. He-Man figürleri. Bunları da geçen sefer görmüştük. Aynı figürler, yeni bir şey yok. Ha, bu ikili paketler yeni gelmiş. Onları görmemiştik. Evet. Bakalım. Toy Story ve Pixar. Pixar'ın figürleri de bayağı güzel. Bu yeniler bayağı güzel. Mirrorverse. Burada Jurassic Park figürleri var. Yine Jurassic Park. Jurassic Park'ın dinozorlarını çok güzel yapmışlar. Bakar mısınız? Kalitesi bayağı güzel bunların. Bu tarafta yine Hot Wheels'lar var arkadaşlar. Star Wars Hot Wheels'leri burada. Bunlar bayağı güzel Hot Wheels gemiler. Bunları collect ediyorum. Aralarında güzel şeyler çıkıyor bazen. Bad Batch'in gemisi, Darth Maul'un gemisi. Şöyle bakalım. Burada da yine aynı gemiler var. Buraya da Mario Kart'lar gelmiş. Mario Kart'lar bayağı güzel. Bu tarafta bir şey yok gibi. Bakıyorum, skateboardlar var ve pop section'a geçiyorum. Pop section'a bakıyoruz arkadaşlar. Pop section'da neler var bakalım. Burada yukarıdan başlayalım. DC Comics, Stranger Things. Batman figürlerini geçen sefer görmüştük yine. Stranger Things'i de görmüştük. Sanıyorum yeni olarak Gremlins. Bakalım, şanıyorum yine. Bunlar maket modeller. Ninja Kaplumbağalar gelmiş. Bunları geçen sefer görmemiştik. Bu karışık boyalı pop figürleri pek sevmiyorum. Çok saçma geliyor bana. Yine bunlar modeller. Aşağı iniyorum.
Aşağıda Puff figürleri, Wally. Hala burada duruyor Wally. What if? Captain America. Bu da bayağı güzel bir figür. Zombileri bayağı güzel yapmışlar. Yine Cap Paint. Squirtle var burada. Squirtle 25. yıl edition'ı. Oh, düşürdük. Cap Paint bayağı güzel. Dediğim gibi bunun Target eksklusifi kasksız olanı ve nadir bulunuyor. Onu bulamadım. Boba Fett'i buldum da onu bulamadım. Burada yine arkada Batman figürleri var. Bruce Wayne. Aşağıda da maskeli hali var. Bu tarafta korku filmi section'ı var. Gidelim oraya bakalım. Ve korku film section'ı. Birisi sormuştu Michael Myers. Michael Myers hala burada duruyor. Burada twins'ler var. İkizler. Bakalım. Creepshow, Flash Gordon ve Gremlins. Başka da bir şey yok. Hep aynı figürler. Geçen sefer gördüğümüz figürler arkadaşlar. Yeni bir şey yok. Ve bir sonraki hedefe doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 5. durağımız Walmart'tayız. Burası benim yaşadığım yerdeki 2. Walmart. Gördüğünüz gibi Lego section'ındayız. Burada bir TIE Fighter var. 32 dolar düşmüşler. 39 dolardı. Yukarı bakıyoruz. Yine Bad Batch'in gemisi var. Dışkı 70 dolar bildiğim kadarıyla. AT-ST Walker 50 dolar. Bayağı güzel. Yine Lego City figürleri. Bu tarafa doğru gidelim. Yine çocuk legoları var. Burada Ninjago, Mario Kart, Harry Potter. Harry Potter'ın yine evleri var burada. Mario set de güzelmiş. Burada Batman setleri var. Batman setleri bazı Walmart'larda 7 dolar düşmüştü arkadaşlar. Bizim Walmart'ta hala 60 dolar. Neden bilmiyorum. Burada Nerf Gun'lar var. Nerf Gun'larla oynamak da bayağı zevkli. Burada Harry Potter'ın çubukları var. Wand'ları. Yine figure section'a geçiyoruz. Bakalım neler var. Burada yine güreş figürleri her zamanki gibi. WWE. John Cena. John Cena da var burada arkadaşlar. Bakıyorum bu tarafa doğru. Baby Yoda, Minions, Halo figürleri bayağı wiped out olmuş. Halo figürlerini bayağı almışlar. Tarafa geçiyorum yine He-Man figürleri. Oo, bunlar yeni gelmiş. Wow. Fisto güzelmiş. Oo, Evelyn gelmiş. Skeletor var mı? Evelyn. Skeletor yok. Burada Avatar Aang. Yine Avatar. Ve aşağıda yine Avatar'lar var. Star Wars section'a. Yine Mission Fleet. Bütün Mission Fleet gemileri, normal gemiler yok. Grogu'lar. IG-11 var. Vintage seri. Onu görmemiştik geçen sefer. Yine Emperor. Gördüğünüz gibi bir sürü Lando arkadaşlar. Lando. Aura Singh. Lando. Bakalım. Princess Leia burada yine. O da 10.97 değil fiyatı onun bu arada. Yanlış etiket altında. Batman arabaları. Bakıyoruz. Yine Batman'ın. Burada yine Transformers'lar var. Cybertron ve Beast War. DC Comics. Batman figürleri burada da. Diğer Walmart'a göre burası biraz daha boş. Transformers. Bakalım. Sideswipe var. Sideswipe baya güzel. Transform olunca arabası baya güzel oluyor. Bakalım Batman. Batman'lar da güzelmiş. Alien. Predator. Bu setler de baya güzel. G.I. Joe Burness. Burness motosikletiyle gelen paketi var. O daha güzel arkadaşlar. Burada yine
Snake Eyes ve Storm Shadow vardı. Şurada yine Hot Wheels section'ı var. Hot Wheels section'ına bakacağım. Belki değişik bir şey vardır diye. Bakıyoruz. He-Man, DC Comics. Başka bir şey yok. Burası bayağı bir boş. Bakıyorum buraya. Wonder Woman, Superman, Wonder Woman. Ve burası da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki durağımıza gidiyoruz. Pop section'a geldik. Pop section'ında bakalım ne var. Yine Ghostbusters kutusu gelmiş. Bakalım burada Ghostbusters figürleri var yine. Bunlar öbür tarafta yoktu. Lucky. Fennec Shand burada da var. Spike Lee. Neler var? Hep Fennec Shand. Bir sürü Fennec Shand gelmiş. Aşağıda da pek bir şey yok. Ultraman. Fennec Shand. Büyük figürler. Bubble Freak. B.I.G. Notorious B.I.G. LeBron James. Mickey ve Boba Fett'in tronu. Head Start baya güzel. Burada What If'ler var. Bunlar da sanıyorum Iron Man What If Zombie versiyonu. Şöyle bakalım. Top Protector'ları. Burada pinler var. Pinler de baya güzel. AC/DC, Ninja Kaplumbağalar, Harry Potter, Gandalf'ın yüzünü çok güzel yapmışlar. $20 için baya iyi. Şanıyorum. Burada Witcher'ın yaratıklarından. Bu sahne baya güzeldi, hatırlar mısınız? İzlediğiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Witcher baya iyidir. Aşağıya bakıyorum. Yine Witcher, Gremlin. Bunu da her yerde gördük. Gremlin. Normal Gremlin figürleri. Scream. Bu tarafa bakıyorum. Yine büyük figürler, büyük poplar. Spider-Man gelmiş buraya da. Michelangelo. Ninja Kaplumbağalar. Burada arcade makineleri var. Arcade makineleri de baya güzel. 150 ile $300 arası değişiyor fiyatları. Gremlins. Ve sanıyorum bu da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bakayım. Bob Ross. Arkadaşlar 6. ve son durağımızdayız. Pure Collectibles. Burası arkadaşımın dükkanı. Burada her şey bulunabiliyor. Bayağı karışık bir dükkan. Burada her şey bulunabiliyor. DVD'ler, oyunlar, ondan sonra VHS kasetler. Gördüğünüz gibi 5 tanesini $1 alabiliyorsunuz arkadaşlar VHS kasetleri. Tarafa geçiyorum. Burada beyzbol kartları var. Bir sürü beyzbol kartları satıyor kendisi. Beyzbol kartlarının bazıları çok pahalıya gidiyor. Burada masa oyunları var gördüğünüz gibi. Masa oyunları zevkli oynaması. Bende var birkaç tane. Bilmiyorum sever misiniz masa oyunlarını. Bunlar yine Burger King ve McDonald's Taco Bell'in verdiği oyuncaklar. Tanesi genelde 50 cent'e $1 alabiliyorsunuz. Battlestar Galactica resmi vardı. Burada Captain Phasma ve Pop'lar var. Bakalım aşağıda Hot Wheels'lar. Yukarı çıkıyorum. Eski X-Wing Vintage. Bunların hepsi vintage figürler. TIE Fighter 96 senesinin Darth Vader'ın TIE Fighter'ı. Yukarı çıkıyoruz. Bunlar baya güzel. Bunlar vintage Star Wars modelleri. Fiyatlarından anlaşılacağı gibi. Bu tarafta birkaç tane Star Wars şeyi var. Bu tarafa geçiyorum. Burada
Açık figürler var. Royal Guard, Jedi, Captain America, Iron Man, He-Man, bir taraf daha, Qui-Gon Jinn, daha fazla bir şey yok. Terminator var. Captain America. Aşağılarda bir şey var mı? Aşağılarda bir şey yok. Bir taraf tişörtler var. Gördüğünüz gibi her şey var arkadaşlar burada. Aşağı bakıyorum, kitaplar var. Yukarı bakıyorum. Kendimi görüyorum. Hot Wheels, Batman. Tarafları geçiyorum. Yine DVD'ler, VHS tape'ler. Wii oyunları var. Burada Wii oyunları da güzeldir. Burada yine masa oyunları, kitaplar. Bunlar yine beyzbol kartları. Dediğim gibi beyzbol kartlarının bazıları çok değerli veya basketbol kartlarının çok deli fiyatlara gidiyor arkadaşlar. Çok pahalıya satılıyor. Bunlar açık kutular. Açık kutularda genelde figürlerin taneleri böyle 50 centte 1 dolar arasında. Bazen güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Bu tarafta ufak masa figürleri var. Masa oyun figürleri. Warhammer veya Heroclix veya Star Wars'un da ufak masa oyunları var. Onların figürleri bunlar. Yine kartlar için protektörler, koruyucular. Bu tarafa geçiyoruz. Burada karma karışık her şey var arkadaşlar burada. Burada McDonald's, Burger King oyuncaklarından tutun her şey, diğer her şey var. Burada da Ninja Kaplumbağa figürleri, Hulk, büyük Captain Phasma ve karışık her türlü figür var burada. Yine Zor'un kolları kopmuş. Bu tarafta Star Wars ve DC Comics figürleri var. Yine beyzbol kartları. Bakıyorum, gördüğünüz gibi 1 dolar tanesi beyzbol kartlarının. 1 dolar beyzbol kartları ve 25 sen 25 var beyzbol kartları, pardon. Star Wars figürleri. Aşağı iniyoruz. Disk atan Millennium Falcon var orada. Burada yine Star Wars figürleri var. Karışık. Bu tarafta Hot Wheels'lar var. Bakalım Hot Wheels'lar. Yine beyzbol kartları. Ve yine beyzbol kartları. Arkadaşlar bu dükkan böyle karmakarışık, her şey var. Bu tarafa geçiyorum, yine DVD'ler. DVD'ler genelde 1 dolar, 2 dolar tanesi. Bu tarafta buz hokeyi masası var. Ve burası da bu kadar. Arkadaşlar umarım oyuncak avından zevk almışsınızdır. Video biraz uzun oldu ama elinden geldiği kadar birkaç yere götürmeye çalıştım. Bunlar bugün bulduğumuz şeyler. Bir TIE Fighter bulduk, bir Nerf Gun bulduk. Ondan sonra uzaktan kumandalı Land Speeder bulduk. Birkaç tane Star Wars kartı ve Boba Fett'in figürünü aldım arkadaşlar. Maskesiz figürünü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız, videoyu paylaşırsanız ve hala üye olmadıysanız üye olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Güç sizinle olsun arkadaşlar.